Gökçe dondurma güzel olmuş diyor. Tatlı güzel olmamış mı? Şerbeti dondurmayı... hiç özleşmemiş. Özleşmediği için hamur olmuş tatlı. Bu hamur mu? Efendim? Bu hamur mu? Şaka yapıyorsunuz değil mi? Kıyır kıyır olması lazım bu tatlı. Peki bu tatlıyı siz biliyor muydunuz daha önce? Az önce hiç yediniz mi diye sordum. Her sözü çıkarmamış. Yok, söz hakkı alabilir miyim? Buyurun. Meryem Hanımcığım, Hacı Badem hurmalı hurma tatlısı. Pardon, Hacı Badem... Meryem Hanım söylesin. Anladık biz, boşver. Hacı Badem hurma tatlısı, doğru mu? Evet. İsminde ben içinde hurma bekledim. Hani hurmalı bir şey mi yapacak dedim. İsme bakarken... Peki ona bakarsan ismine badem geçiyor. Badem şeklinden bu hurmaya da benzemiyor. Hayır, badem de geçiyor ismi. Tamam, İçinde yok. Yani siz hurma bekliyorsunuz ya, o badem de geçiyor. Ben bademi kullandım. Hurmayı kullanmadık biz. Hacı da geçiyor, hacı mı olsun? Evet. Hacı getirebilir mesela. Yönetmenimizin dediğini duydunuz. İçinde hacı da geçiyor. Hacı da mı? Hacı, badem, hurma. Umre dönüşü tatlısı gibi, o ne öyle? Ne bekliyordun sen? Ona söyle. Ya hurmalı bir tatlı bekledim. İçinde bir hurma, oturuncu hurmamız var ya. Bak işte daha önce bilmediğiniz için bu şekilde hurma tatlı değil. Aydınlat o zaman Meryem ablacığım. Bunun içinde bu badem, var. Badem içinde olur. Şimdi internette biz bunu ben bunu araştırdım yemediğim için. Sizin dediğiniz gibi ama yanında da ekstra olarak aynı zamanda kalburo bastı tatlısı diye geçiyor. Kalburo bastı tatlısı kıyır kıyır olur. Nerede? Bu kalbura bastı değil ki. Ne alaka? Ama nasıl eşleştiriyorsunuz bunu? Ama kalbura bastı da irmik olmuyor mu? Ama işte biz bunu ismini bu şekilde yazdık internete. Ya aynı zamanda kalbura bastı. İnternetteki tariflere güvenmeyin. Çünkü kalbura bastı bambaşka bir tatlı. Evet, bunda irmik var. Bunda yani, irmik yok. O kelimeyi kullanmak istemem ama kalbura bastı gibi olmuş. Nasıl yani gibi? Ya öyledir ya da değildir yani. Değil. Şimdi Yani geçenlerde de bir tatlı yapıldı. O da hafif kalbura bastıya benziyor ama tarif olarak çok farklı. Kalbura bastı da biliyorsunuz irmik olur. Kıyır kıyır olur. Bu kıyır kıyır bir tatlı değil galiba. Ya hep böyle yumuşak mı oluyor bu tatlı? Bence peki, ya Gökçe beğenmedi. Sen beğendin mi Beray? Hayır. Yok, beğenmedim. Şöyle söyleyeyim. Bir de bir şey soracağım. İkisini sıcak mı verdin hamurlaşması sebebi böyle? Hayır. Ya bu böyle mi? Hamurlaşmamış zaten. Hayır. Özleşmemiş dediğiniz zaman bu tatlı diri kalır. İçi kuru olur. Ne yapıyoruz? Suya şekeri o zaman katıyoruz. Şerbeti böyle mi olması gerekiyor? Bakın şerbet kaynamamış. Ya da kaynamış, çok az kaynatmışsın. Şerbet bir tık koyu olması lazım. Su tadı şerbet, mı geliyor? Evet. Hayır, su tadı, suyun tadı yoktur zaten ama şöyle söyleyeyim. Bakın abi, şerbet dediğiniz şerbet dediğiniz bir tık ne olur böyle hafif. Hani okumaz. Şerbet mi burada görüyorsunuz şu an? Sanki böyle varmış gibi. Tatlıyı ne döktünüz? Tabağı karıştırıp duruyorsunuz. Allah Allah Allah. Ben mi anlatamıyorum Meryem Hanım? Siz mi anlamak istemiyorsunuz? Şerbet özleşmemiş. Özleşmemiş. Özleşmediği için tatlı hamurlaşmış. Evet, şerbet tabii. Şu an hamurlaşmış zaten. Bir kıvam ben göremiyorum. Bu tatlının özelliği de böyle. Bunu kalbura bastıyla siz kıyas etmeyin. Kalbura bastıda irmik tamam. Var. Bunda bu, irmik yok. Bu tatlının özelliği ne peki? Yani biz nasıl yapıldı, şu an, nasıl yapıldı merak ediyorum ben. Ben de ilk defa edince ben nasıl yapıldı bu tatlı? İçinde yumurta var, pudra şekeri var. Un var. Un var. Tereyağı var mı? Tereyağı var. Badem var. Kıyılmış badem. Kıyılmış badem. Hı-hı. Biz kendimiz kıyıyoruz. Toz halinde mi? Yok, biraz daha iç. Büyük badem. Anladığı iç gelmedi de. Hayır, badem. Robottan kıydırdı. Çekildi. Ha. Ya un gibi olup içine katıyorlar. Hmm. He, un gibi mi dedim? Hayır dedi. Yani ben kesinlikle bu tatlının böyle olduğuna inanmıyorum açıkçası. Bu da mı yalancı? Hayır, hayır, estağfurullah öyle bir şey demiyorum. Sadece hamurlaşmış. Yani, hayır, gibi. Yalancı kalbura bastı gibi mi olmuş? Hayır. İşte ben daha demin onu demek istemedim. Kalbura bastı gibi olmuş dedim. Gibi olup sen beğendin mi Gözde? Ben de çok beğenemedim. Yani çok hamur olmuş. Evet. Çatalı almaya kalktığım zaman bile dağılıyor. O yüzden ben çakma kelimesini kullanmamak için gibi olmuş dedim. Peki. Sultan. Aynen, ben arkadaşlara katılıyorum. Bir de bence bu tatlıyı niçin seçti? Bizim bilmediğimizi de bildiği için böyle. Ne alaka? Ha, yorum yapamayın diye. Evet. Araştırdığımızda hiçbir yerde bu tatlıyı hiç ben şimdi bir dakika. Bu ya da adını değiştirdiniz. Yorum yapmadınız mı yine yaptınız. Demek ki böyle bir mantık yok yani. Sizi gene susturamadım Elia Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.